Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bu videoda da size Kiriloid dediğimiz, yani bu oyunda bize çoğu konuda avantaj sağlayan bir tane siteyi tanıtacağım. Bu siteyle ilgili de arkadaşların çok soruları vardı. Ben de dedim genel olarak bir tanıtalım. Bu asker kitleme nasıl oluyor? İşte askerlerin savunma. Mesela siz oyundan bakıyorsunuz işte Galya'da örnek veriyorum. Bazen arkadaşlar diyor ki işte Galya'da şu asker oynayan var mı? İşte şu askerin savunma puanı ne kadar? Ya da işte Sparta ırkı geldi yeni, bunlar askerlerin maliyeti ne kadar? İşte saldırı savunma puanı ne kadar? Arkadaşlar şimdi bu gördüğünüz haritada ben zaten altta linkini paylaşacağım sitenin de. Önce açıldığında ben şurada Türkiye bayrağına tıklayıp Türkçe şekliyle bir takip edebilirsiniz. Ana sayfası burası. Sırasıyla gidelim isterseniz. Gelişmiş savaş simülatörü diyor. Arkadaşlar oyunda bir savaş simülatörü var. Yine önceki şu biten serverdan göstereceğim. Burada bir savaş simülatörü var. Fakat buradaki savaş simülatöründe işte bazı hatalar vardı. Düzeltildi mi bilmiyorum. Yani buradaki arka arkaya saldırıları da hesaplayabiliyorsunuz. İlk ordu girdi, ikinci ordu ne kadar diye. Ve daha çok detay var. Buradan istediğiniz ırkın bilgilerini girersiniz. Seviyelerini, içecek fabrikası var mı yok mu? İşte kaçıncı seviye, metalürji bonusu ne kadar? Aynı şekilde buradan da girip yapabilirsiniz simülatör. Zaten oyundan da yapıyorsunuzdur. Mesafe hesaplayıcı var. Şimdi bu mesafe hesaplayıcı bizim ne işimize yarıyor? Arkadaşlar bunu asker kitleme dediğimiz, yani örnek veriyorum size bir Cermen ırkı saldırdı. Siz bu askerler size geldi geri dön tek saldırı attı. Bu geldi geri dönüyor, dönüşünde siz askerle atlı askeriniz var. Bozkır vardır, işte Toytat vardır, Toyton vardır. Bununla geri dönüşünde kitlemek istiyorsunuz. Askerlerini kesmek istiyorsunuz karşıdaki oyuncunun. Buradan hesaplayabilirsiniz. Nasıl hesabını yapıyoruz? Örnek veriyorum. Şimdi benim buradaki koordinatım eksi 27, 27. Buraya girin. Eksi 27'ye eksi 27. Buraya giriyorsunuz koordinatı. Karşıdaki oyuncunun koordinatlarını da girerken burada şöyle bir şey yapalım. Bir tane karşıdaki Escanor mesela. O çıktı karşıma. Eksi 15'e eksi 19. Eksi 19. Bu arkadaşı koordinatı da bu olsun. Bana mancınıkla saldırmış olsun. Buradan server'ı seçiyorsunuz. Mesela ne var? Şu an bizim bu baktığımız server 4.6.10x. Diyor ki harita boyutu 400, turnuva yeri kaç? Şimdi bu turnuva yerini hesaplamak çok zor arkadaşlar. Şöyle ki saldırının size ilk çıktığı saatte görürseniz aslında burada yapacağınız iki şey var. Bir arkadaşına size saldırı çıktı, bizim arkadaşlardan birini göstereyim. Örnek veriyorum, bu oyuncu saldırısı çıktığında ben mesela direkt şu ekran alıntısı aracı var bizim. Her bilgisayarda olan bir şey. Bunu direkt fotoğrafını alırım ben ve kaydederim onu. Farklı kaydet deyip oyuncunun ismini yazarım, saldırı saati, çıkış saatini yazarım. Buradan öncelikle kahramanı takip edersiniz. Kahraman da silahı değişmiş mi? Başlık değişmiş mi? Buradan tabi bunlardan bir değişirse zaten bu saldırı fake. Oldu ki bundan hiçbiri değişmedi. Saldırı geldi geri dönüyor sizden. Dediğim gibi hemen buradan koordinatları yazarsınız. Saldırıyı kaç saatte çıkmıştı? Örnek veriyorum işte 4 saat 48 dakikadan çıktıysa hemen buradan bakarsınız. 10x hızlı ordu diyor. İşte adamda şey var mı? Tılsım var mıydı? Tılsımlar çıkmıştır. 2x titan vardır. Bunu eklersiniz. Kahramana bakarsınız. Kahramanda ne var? Örnek veriyorum. Paralı asker çizmesi. Burada hemen diyor ki lider asker popülü. Paralı asker popülü. Bunu seçersiniz. Sol ve kahramanlarda harita. Eskiden biz bunu göremiyorduk ama bu son güncellemeyle birlikte kahramanlarda bakın. Kendi kahramanım öldüğü için gösteremiyorum tabii. Bir tane kahraman yani buradan bakalım. Diğer oyuncularım bakacağım. Harita olan. Mesela bunda harita var. Ne diyor? Burada hemen üzerine geldiğinizde büyük harita var diyor. Hemen buradan bakarsınız. Sol eşyaya büyük haritayı eklediğinizde bunun dönüş süresini hesaplar size. 1.36.09 eksi 15'e eksi 19.
Buna da bir bakalım buradan sağlamasına da. Tabii biz burada diğer build'lere girdik. Şu an benim bu serverda kahraman öldü ve diriltemiyorum. Ne diyor? 1 saat 12 dakika. Şimdi biz burada arkadaşlar Espanol C04. Burası 14 birim. Mancınık süresine bakıyoruz. Buradan mancını seçtik. Burada seçtiğimiz 10x paralı asker, 2 hızlı ordu, 2x seçmişiz Titan'ı. Sol eşya büyük harita. Bu gidiş dönüş. Şu an biz 1 saat 12 dakika sadece giriş gidişi dönü görüyoruz. 1 saat 36 dakika size askerlerin geliş ve gidiş süresi olarak. Diğer askerlerden de bakabilirsiniz. Örnek veriyorum, sadece Koçbaşı 60'tır. 18 dakika diyor. Şimdi 24, şimdi düzeldi. 24 dakika bu arkadaşın size geliş süresi mancınıkla 14 birimden. Daha başka, yani buradan hepsini bakabilirsiniz. Bütün askerlerin gidiş geliş sürelerine bakabilirsiniz. Nedir bu adam size girmiştir saat 19:28 şu an 28:00'da girdiyse siz 24 dakikada bunun hesabını yaparsınız geri dönüşünü. Şöyle bir şey var, merkez ordusu olsa bile arkadaşlar şu bir gerçek, öncelikle onu söyleyeyim. Merkez ordusu ordu köydeyken hiçbir yere saldırmamışken bu 200 altına biz plus altın açıyoruz. Bu sefer de asker kaçırmayı merkezden etkin ediyoruz. Onu biliyorsunuzdur. Yine de ben şuradan sadece göstermek amaçlı. Buradan asker kaçırmayı açtığımız zaman arkadaşlar bunu yakalamanın hiçbir yolu yok. Diyor ki askerler saldırıdan 10 saniye öncesine kadar köye dönen asker yoksa, bak yoksa diyor. Bu seçeneği koy, geri dönen asker kuralın dışında da kaçabilirler. Bunu siz yakalayamazsınız arkadaşlar. Kilit atma dışında diyorum. Yani normalde baktınız casusla merkezinde adamın ordu var. Asker kaçırmayı da açtıysa imkanı yok. Biz bunun her türlüsünü denedik. İşte saldırı attık, 10 saniye sonrasına soktuk. Askerler 180 saniyede gidiyor. Geri dönüşünü hesapladık. Hiçbir türlü bu orduyu yakalayamazsınız. Sıralılarsanız her şeyi denedik. Ama size saldırı atmışsa geri dönüşünde diyor ki bak askerler saldırıdan 10 saniye öncesine kadar dönerse. Burada arkadaşlar bu dönen askerin illa döndüğü saniye atacağım diye uğraşmayın. 1 saniye 2 saniye sonrasına atın. Attığınız an yakalarsınız. Kaçma şeyi de var. Nasıl kaçabilir sizden? Diyorsunuz ki yani 3 saniye 4 saniye sonrasında orada attınız. Adamın ordusu geri dönüyor. Size kilit attılar. Nasıl kaçarsınız biliyor musunuz? Dönen asker sayınız ne kadar? Örnek veriyorum, bu köyde ne kadar asker var şu an, köyün kendisine ait bu kadar asker var. Bu askerin yoldan geri döndüğünü ve birinin bana kilit attığını düşünelim. Arkadaşlar hemen bir tane yağma listesine bir yakınınızda bir köy ekleyin ve bu sayıları girin. Aynısını. Tam asker saldırı köye ulaşacağı sırada size gelen saldırı, sürekli buna basacaksınız. Şu anda bittiği için basamıyorum. Sürekli basarsanız eğer burada askerleriniz kaçacaktır köye gelmeden önce. Burası asker söylediğim gibi hesaplamak için kullanılıyor. Diğer bir kısım fetih hesaplayıcı. Burada sizin işte karşıya reis gönderdiğinizde bir köyü ele geçirmek için ne kadar festival bastığınızda, işte büyük biliyorsunuz ki reislerde büyük festival basarsanız burada ekstra bir bonus verir reislere. Yani örnek veriyorum, 5 reis de alacağınız yeri 3 reis de alırsınız. Bununla ilgili de şunu söyleyebilirim size, özellikle Hun arkadaşlar, Hun ırkında biliyorsunuz ki bir bina var, şimdi adı aklıma gelmedi binanın. Hemen binalar kısmından bakın, o da var burada. Binalar kısmına giriyoruz. Hemen bulalım. Komuta merkezi. Arkadaşlar şurada bir komuta merkezi diye bir bina var Hun ırkında. Bu komuta merkezini kurarsanız 3 tane şef yetişti ya da 3 de 3 tane köy atabiliyorsunuz o köyden. Öyle söyleyeyim size. Arkadaşlar bu eğer size bir Hun'dan tek saldırı geliyorsa biliyorsunuz ki normalde biz diğer serverlarda işte ya da işte her serverda Hun dışındaki ırklardan saldırı geldiğinde
Biz ne yapıyoruz? İşte tek saldırı gelse bazen savunma koymuyoruz. Askerleri kaçırıyoruz asker köyüne. Tek saldırı diyoruz. Asker kesilmiyorsa savunmamız ezilmesin. Ama Hun'dan geliyorsa arkadaşlar bundan biraz korkacaksınız. Niye? Hun'da büyük festival bastıysa ve sizin asker köyünüzde zaten çoğumuz yıkıyoruz. Akademi yoksa, işte belediye yoksa arkadaşlar 3 reisle köyünüz reislenir. Tek saldırı. Bu yüzden benim böyle zamanlarda önerdiğim en güzel şey arkadaşlar köye bir yazıt basacaksınız. Köyün vatan sevgisini yükseltmek için kanun levhası basacaksınız o köye. Kahramanı o köye gönderip. İki, o köyde belediyeniz varsa özel onun seviye yapıp oradan büyük festival basın. Bu da eğer siz basarsanız reisler size geliyorsa ve siz büyük festival basarsanız gelen reisler daha az vatan sevgisi düşecektir. Yani burada hem bu siteyle hakkında ilgili bilgi veriyorum hem de ufak ufak taktikler veriyorum. Bunlar çok küçük ama çok can alıcı taktikler. Bunları da not alın. Şimdi örnek veriyorum. Ben bir serverda işte ordu basacağım. Ne kadar basabilirim? Ne kadar zamanda ne olur diye hesaplamak istiyorsam ben hemen giriyorum buradan arkadaşlar. Biz ne yapacağız şimdi? Mesela 5x server'a başlayacağız. Önümüzdeki server diyorum ki ben işte Hun açsam. Hun'da mesela desem ki Hun'da büyük kışla büyük ağır dahil paralı ve akasir bassam. Yanına da işte koç bası bassam. Birlik bonusu ne kadar olsun onun üzerinden hesaplayalım. Ve bütün başlıklarım varsa bir gün içerisinde arkadaşlar basabileceğim ordu. Bir saniye her şeyi yaptık. Bir gün içerisinde basabileceğim ordu bu kadar. 10.800 paralı asker 2.979 akasir ve 807 koçbaşı çıkacak. Burada biz bunu neden kullanıyoruz? Genelde bizim bunu kullanmamız sebebi arkadaşlar en yüksek vuruş gücünü nasıl elde edebiliriz diye. En fazla asker sayısı nasıl elde edebiliriz? Mesela ne kadar bir güne hesapladık? Bir hafta diyelim. Bir haftada ne kadar? 75.600 paralı asker 20.855 akasir basabiliyormuşuz. İşte 5.652 koçbaşı basabiliyormuşuz. Ve bunun için ne kadar madde gerekiyor? Toplamda işte 44 milyon küsür, 37 milyon küsür tuğla, işte 33 milyon küsür demir, 12 milyon küsür tahıl, toplamda 127 milyon 545 bin işte küsür 459 maddeye biz bir haftada büyük kışla büyük ahır dahil bütün başlıklarla birlikte bu kadar asker basabiliyormuşuz. WhatsApp'tan da ses geliyor, onu da sessize alayım. Bu kadar asker basabiliyormuşuz. Yani bizim bir haftalık asker basma için bu kadar maddeye ihtiyacımız varmış. Vuruş gücü ne kadarmış? 8 milyon 769 bin küsür 203. Bu kadar da vuruş gücümüz varmış. Bunu niye yaparsınız? Mesela bazen arkadaşlar işte grup konuşmalarında falan diyor ki işte biri Cermen daha iyi vurur, onu daha iyi vurur diyen var. İşte Roma daha iyi. Şimdi yeni bir ırk çıktı mesela. Bu ırkı işte mesela hesaplamak istiyorsanız. Şu anda arkadaşlar ben size şunu söyleyeyim. En iyisi Cermen hala. Şu tokmak sallayan ve Toyton'la birlikte bastığınızda bir günde buna yetişebilen bir ırk daha yok. Ayrıyeten şu var. Burada içecek fabrikası var arkadaşlar. İçecek fabrikasının vuruş etkisi çok fazla. Şimdi ona bakalım. Tüm başlıkları olduğunda mesela bunu da bir hesaplayalım birlikte. Ne kadarmış? Bir gün, bir haftada, bir günde basılabilecek asker. Şimdi büyük kışları, büyük ağır hepsini yaptık. Bir saniye. Şurayı da 5x yaptık mı? Tamam. 10.800 tokmak, 2.700 Toyton, 356 da mancınık basıyormuş. Ne kadar vuruş gücü? 1.116.000 arkadaşlar. İşte bununla ilgili hemen size isterseniz birlikte bu bilgisayarı yeni format attığım için burada şeyim yok. Mesela bunun hemen görüntüsünü alayım. Düzen farklı gayret. Masa üstüne Cermen diyelim. Kaydettik. Şimdi arkadaşlar ırkları değiştiriyorum sırayla. Galya falan zaten saymıyorum. Bunda bakalım. En yüksek vuruş gücü nasıl oluyormuş? İşte şimdi burada ne kadar? 479 bin.
484 yaya bakıyorum. 491 okçu basmamız gerekiyor. En yüksek vuruş gücünü elde etmek için. Atlıda bakalım. Bozkır'da. Bozkır'da ne kadar? 500 bin küsür. Nakasire geçtiğimiz an 600 bin oldu. Tamam, bunu basalım. Aynı yine başlıklar her şey var. Ne kadar? 1 milyon 92 bin. Bakın Cermen'de ne kadardı? 1 milyon 116 bin. Yine yetişemedi. Peki şimdi yeni ırk Sparta'yı deneyelim. Bir günde bütün her şey olacak. Yaya da bu arada bunun askerlerin ismini de daha bilmiyoruz. Hoplit varmış. Yaya da Hoplit mi basalım yoksa bu neymiş? Timistle Tyron. Hangisi daha çok vuruyor? Tabii ki bu vurmuş. 443 bin küsür vuruyor. Atlıya bakalım. Atla da iki tane atlısı var. Elpida ve Corinthian. Bakalım hangisi daha çok vuruyor? Corinthianlar. Bu ikisini seçtik. Mancını yine seçtik. Ne kadar arkadaşlar vuruş gücü bir günde basılacak askerin maksimum? 1.011. 1 milyon 011. Cermen'e bakıyoruz az önce fotoğrafını çektiğim. Bakın yanına getirdim. Yine yetişemiyor arkadaşlar. Artı Cermen'de bir de şöyle bir faktör var. İçecek. Yani bana bazen ben normalde Cermen ırkını çok severim. Yani bu zamana kadar sadece Cermen oynadım ama tabii bir süre sonra sıkılıyorsunuz artık. Geçmiş 15-16 yıl olmuş bu oyunu oynayalım. Tam oyundan soğuduğum sırada çıktı Hunser ırkı. Şu anda o Hun ırkının olduğu her server Hun açmaya çalışıyor. Ama Cermen'in her zaman bakın arkadaşlar içecek fabrikasını koyduğunuzda 1.157 yaptı. Yani siz hani bunu hiçbir türlü geçemezsiniz. Hala en iyi saldırı gücünü Cermen'de elde edersiniz. Şimdi gelelim diğer konulara. Defans hesaplayıcısı. Defansta biraz daha hesaplamak zor. Aslında az önceki saldırı kısmındaki gibi yapsalarmış bu daha güzel olurmuş. Burada da şöyle yapabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki ben işte mesela arkadaşlar diyorlar server'a başlamadan ben 1 milyon Praetorian basacağım diyorlar. İşte kışla 20 diyelim. 1 milyon Praetorian'ı kaç köyden basacaksınız? Örnek veriyorum 20 köyden. Ya da işte diyelim ki işte ben 20 köy yapalım. Yani. 1 milyon bölü 20. Yani her köyden 50 bin tane Praetorian basmamız lazım. Diyelim ki kışla 20. Ağır 20. İşte yalak zaten Praetorian'da etki etmiyor. Birlik bonusunu 10 diye hesap edelim. Arkadaşlar şu birlik bonusunu gerçekten çok önemli. Ben her başladığım server sürekli birliğe mesaj atıp biraz bunaltıyorum. Elimden geldiğince günlük bütün bağış limitini yapmaya çalışıyorum. Çünkü çok önemli arkadaşlar. Çok fark ediyor. Şimdi liderlik şeyinde başlıklarını da takalım. Ne kadar şimdi madde gerekiyormuş hepsini görebiliriz. Hepsini seçtik. Ne kadar diyor arkadaşlar? 2472 saat lazım. Bunu basabilmeniz için. Nasıl hesaplarız? 2472 saati böl 24'ü. Arkadaşlar 103 gün lazım. Her köyden 50 kapiratör. Yani demek istediğimiz burada ne oluyor? Sonuç ne? Siz 20 köyle 1 milyon praetorian basamazsınız. Daha fazlası olması gerekiyor. Ya da çift kışla çalıştırmanız lazım. Yani bu hesapları yapabilirsiniz bu site sayesinde. Birim öz nitelik hesaplayıcısı. Ya burada bir kendisi bir sistem kullanmış. İşte server'ın başında ne kadar. Bunu ben pek kullanmıyorum. O yüzden geçeceğim. Çünkü bu kendi hesapladığı bir şey. Bizim hesapladığımız değil. Burada binalar hakkında bilgiler vermiş. İşte reklam izlemeyle inşaat hızı. Mesela şunu kullanın. Eğer altınsız oynuyorsanız arkadaşlar bina basarken reklamını izleyin. Bunu da ben mesela kendim de pek kullanmıyordum ama kullanan arkadaşlarımın tavsiyesiyle ben de başladım. Bir tane bir şey göstereyim. Şurada bir buradan tamamlayıp buradan basıyoruz ya binaya. Bakın diyor ki %25 daha az. Şurada bir buna tıkladığınızda kısa size 20-30 saniye bir video izletiyor 15-20 saniye. 1.53, 1 saat 53 dakikada basılacak bina gelişecek bina 1 saat 25 dakikada gelişiyor. Bunu kullanın. Eğer altınsız yapıyorsanız elinizden gelecek kullanın. Oyunda çok fark ettiriyor. %25 inşa süreleri düşüyor.
Buradan binaları inceleyebilirsiniz. Bütün binalar hakkında. Az önce dediğim gibi ben komuta merkezini hemen mesela buradan buldum. Diğer konulara gelelim. Arkadaşlar buradan da mesela ne kadar ham madde ürettirebilirim? Diyelim ki 5x araba diyelim. 15'li bir köy aldınız. Bütün köyler 10 diye hesaplamışız. Seviyeleri mesela diyelim ki 20. Yani oduncu pek önemli değil, pardon. Oduncu geçelim. Tahılı hesaplayacağız biz. Bütün tahıl seviyeleriniz 20. Bütün bonus binalarınız var. Su işleri birazdan onu da hesap edeyim. Vahalar. Diyor ki 150 vaha olsun. Şöyle yapalım. 50, 50, 50. Normalde böyle tek tek de ekleyebilirsiniz. Direkt ekleyebilirsiniz. 150. Bakacağım bunun tekini. Ben normalde tek hesaplıyorum ama pardon. Şurada da 150 vaha dedik. Tahıl için. Neymiş? 150 vahamız olursa tarlaları 20 basarsak arkadaşlar olacak olan üretim 964.000 tahıl üretimimiz olur. Peki su işleri biliyorsunuz Mısır ırkında sadece işte Mısır ırkına özel su işleri diye bina var. 20'ye bastığınızda sizin vahalardan gelen bonusu 2'ye katlıyor. Diyelim ki bunu kurdunuz. Kaç oldu arkadaşlar? 1 milyon 447 bin 0.31 yani 1,5 milyona yakın bir tahıl üretimimiz oluyor. Eğer Mısır ırkı seçerseniz. Burada vahaları 2'ye katlıyor diye arkadaşlar şunu düşünebiliyor bazen. İşte diyor ki 1 milyon tahıl üretimi var, işte su işleri olsaydı 2 milyon olurdu. Değil. Bunun hesaplaması farklı. Bunun hesaplamasına da bakın, şuradaki tahıl simgesi var. Tahıl deposunun orada. Tıkladığınızda zaten görürsünüz. Benim merkezime gelelim. Tarlalarım gördüğünüz gibi 19. Bu 10x bir server bu arada. Ne kadarmış? Değirmen 5, ekmek fırını 5, vaha var 150 vaha, bonusların toplamı %200. Ne kadar? 1 milyon 260 bin. Yani burada bir de su işleri olsaymış ne kadar olurmuş onu hesaplayalım. Hemen şunu 10x'e çevireyim. 2 milyon 894 bin. 3 milyona yakın tahıl olurmuş. Ve burada bu da çok büyük bir rakam arkadaşlar. Buna zaten depoda altın yetmez. Mesela burada şu da var. Merkez köyde arkadaşlar genelde şeyi soruyorlar. İşte ne kadar, kaç tane ham madde, kaç tane tahıl deposu dönüyor. Bunu şöyle hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Hemen gelin. Tarla döneceksiniz zaten bu köyde. Üretimler önemli değil. Hemen buna tıklayın. Bakın burada diyor ki tarlanın seviyeye bağlı inşaat masrafı. Yani tarlayı 19 dönmek için en yüksek ne tuğla. 918 bin tuğla lazım. Bunun için de sizin ne kadar? 1 milyon 200, yani 5 tane ham madde deposu kurar, gerisini tahıl kurarsanız tarlayı 19 dönebilirsiniz. Tarlayı 20 dönmek için 1 milyon 534 bin küsür size ham madde deposu lazım. Sadece tuğla lazım. Yani. Bunun için de ne kadar? 1006 depoda 1440, 7 depoda da 1680, 1 milyon 680 ham madde deposu olur. Tarla 20 dönmek için 7 tane ham madde büyük deposu. Büyük ham madde deposu kurmanız gerekiyor. Bunları da bakın böyle hesaplayabilirsiniz. Burası bunun için gayet güzel, elverişli. 9 tarlayı, 15 tarlayı, normal yan köyleri ya da işte 7 tarlalı üretim şey aldınız. Merkez yaptınız 7 tarlalıyı. Ne kadar oluyormuş? 1 milyon 350 bin. Bakın 15 tarlalı da 2 milyon 907 tarlalı da çok bir şey, 1 milyon 350. Yani aslında arkadaşların şu var, bu konuyla ilgili de söyleyeyim. Arkadaşlar 15 tarlalı alamadım deyip oyun bırakan arkadaşlarımız var bizim. Ya da işte 15 tarlalı alıyor, alacağım diye uğraşıyor, 25 vahalı ya da vahasız 15 alıyor. Arkadaşlar şu bir gerçek, 15 tarlalı vahasız ya da 25-50 vahalı alacağınıza işte 7 tarlalı 150 vahalı köy alın. Bakın şimdi onu hesaplayalım birlikte hemen kısaca. Videolarımda hep süreleri uzuyor. Kısaltmaya çalışıyorum ama. Bakın 15 tarlalı. Yine 5x için bir hesap yapalım. 15 tarlalı köy aldınız. Ortalama biz 18 dönüldüğü için 18 tarla üzerine hesap edelim. 150 vaha. Şu su işlerini de kapatayım. 15 tarlalı bir köy aldınız. 150 vahaya sahip. Ne kadar üretim varmış arkadaşlar? 630 bin. Mubayi indirelim 50 bin. Hatta şöyle yapayım, 70 bin indirelim. 75, %75 bağlı 15 tarlada aldınız.
472.500 üretimi var. Peki şu bunu şöyle hesap edelim hemen. 7 tarlalı aldınız, 18 döndünüz. 150 vaha. Bir saniye. 294.000 üretim var arkadaşlar. Bunu da kaç demiştik? 472. Yani arada o kadar çok afaki böyle farklar yok. 25 vahalda bakalım. 367, 50 vahalda bakalım. 420. Burada yapacağınız bence en güzel şey 7 tarlalıları, 7 vahal tarlalı. Vahalı yerlere. Diğer konuya gelelim. Askerler. Asıl size göstermek istediğim yerlerden birisi. Arkadaşlar askerlerin çıkış süreleri ve gereken ham madde, saldırı ve savunmalı. Şu an mesela en çok merak edilen konu yeni çıkan ırk Spartalılar. Hemen bakıyoruz arkadaşlar, gerçekten çok iyi bir ırk. Bu ırk için aslında ayrı bir video çekeceğim sırf Spartalıları incelemek için. O yüzden kısa geçiyorum. Yani saldırı kısmı bu, savunma kısmı bu. Ham madde kısmı zaten bu ırkın en büyük sıkıntısı, ham madde kısmı. Ve askerliğin uzun. Yani Roma'dan daha pahalıya gelen bir, bunu da incelemesini yaparız. Spartalılar ırkını incelerken. Bunun için ayrı bir video çekeceğim. Buradan istediğiniz tüm ırkları, fark etmiyor zaten zaten. Spartalılar, Cermen, Mısırlılar. Yani hangisinin ne kadar saldırı, mesela kölenin ne kadar 30 yaya 20 atlıya savunması varmış, 10 saldırısı var. Bunların hepsine buradan bakabilirsiniz. Ne diyor, zırh döküm hanesi 20 yaptınız. İşte paralı asker mi, zırh seviye, eğitimler. Buradan yani hepsine bakabilirsiniz bu şekilde. Burada kahraman hesaplamaları var. Kahramanın, buraları biraz daha hızlı geçeceğim, video uzamasın diye. Kahramanın özellikleri, saldırı puanı 100 olduğunda ne kadar, işte canlandırma maliyeti ne kadar, işte ham madde ne kadar istiyor, canlandırma süresi ne kadar. Bak gördüğünüz gibi seviye arttıkça canlandırma süresi de artar. Savaş gücü, burada işte savunma bonusu, ham madde, bunların hepsi ne kadar size ham madde, 4 çarpı yaparsanız, yani bütün ham maddeleri eşit dağılsın derseniz 4500, sadece tahıl işte ya da işte demir, odun, tuğla seçersiniz 15000. Burada her zaman hepsinin eşit dağılması daha iyidir. Fakat altın kullanmıyorsanız, demir eksiniz varsa demiri seçersiniz, tuğla eksiniz varsa tuğlayı seçersiniz. Diğer kısmı yine sol el eşyası. Bu şekilde arkadaşlar, işte kısaca anlatacak olursak, yani sadece bu anlattığım kısımları bilirseniz gayet size yardımcı olacaktır. Sitenin linkini de aşağıya bırakıyorum. Sizden de rica ediyorum. Lütfen abone olup beğenmeyi unutmayalım. Hem bize destek olmuş olursunuz, hem de bize daha çok şevk verirsiniz yani. Daha çok video çekmek isteriz. Bizim de şevkimiz kırılmamış olur. Hepinize teşekkür ediyorum. Kılıcınız keskin, yağmanız da bol olsun.